Merhabalar, hayırlı günler, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Gözüm saatte neredeyse bugün akşam oldu. Evet, bugün video için birazcık geciktik. Hemen hemen hava kararmak üzere ama olsun. Nasıl olsa videomu daha henüz bundan 2-3 saat sonra paylaşacağım için bir problem yok. Evet arkadaşlar, şuraya oturdum şöyle. Herkesin karnı doydu, yemeğini yedi. Odalarına dağıldılar. Ben yine mutfaktayım. Bazı takipçilerim yazıyordu. Şu şeyi değiştir. Duvar kağıdını değiştirin. O bizim gözümüzü falan alıyor diye. Evet, ben de biliyorum onu değiştireceğim ama böyle bir tarafını değiştirip bir tarafını bırakmak istemiyorum. Allah nasip ederse eli kolu sıvayıp şöyle havaların düzelmesini bekliyoruz. Evimizi komple yenileyeceğiz. İşte laminatlar sökülecek. Duvarlara farklı bir sıva düşünüyoruz. Bayağı bir işimiz var yani. Öyle bir günlük, iki günlük değil. Şöyle bizim bir 3-4 hafta zamanımızı alacak bir işimiz var evimizde. Büyük tamire girişeceğiz. O zaman söz. Bunu da değiştiririm yani. İdare edin artık. Neyse, hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Sizlerin karşınıza her zaman güler yüzle çıkmak istiyorum. Her zaman böyle güler yüzlü oluyorum. Ben zaten eğer böyle moralim yoksa, ne bileyim, mutsuzsam hiçbir zaman böyle video açmıyorum. Çünkü mutsuzluğumu size de şey yapmak istemiyorum. Mutsuzluk derken ne bileyim işte güncel olaylar olabilir, herhangi bir şey duyarsın, ailende bir şey olur. Ben böyle mutluysam video çekmeyi seviyorum. Diğer zamanlarda hiç çekmem öyle. Hemen şöyle sizlere cevap vermek istiyorum. Dün videomuz bayağı bir herhalde insanların önüne düştü. Bayağı bir izleyim aldı. Nereden diye sorarsanız, ona göre de videolar çok bakış aldığında bir sürü yorumlar geliyor. İyi, güzel dileklerde bulunan, yorum yapanlardan hepinize çok çok teşekkür ederim. Lakin bazen kendini bilmeyen, hadsiz insanlar da oluyor. Her zaman olduğu gibi ağzına gelen kötü yorumlar yazıyorlar. İşte ne bileyim. Tabii ki ben burada onların yazdığını sizlere söyleyemem. Benim terbiyem müsaade etmez. Birkaç kişi sormuş Instagram'dan özel olaraktan işte bana dükkanın ismini söyler misin diye. İşte ben bazılarını yarım saat sonra, bazılarını ne bileyim bir saat sonra görmüşüm. Sorduklarına cevap vermişim. Vay efendim, ben işte sana yarım saat oldum soralı, niye cevap vermedin? Birisi diyor ben sana bir saat önce sormuştum. Dışarıya çıktıydım, şimdi eve geldim, niye söylemedin? Yani birazcık elinizi vicdanınıza koyun. Ben 7-24 telefon elimde dolaşan bir insan değilim. Çoluğum çocuğum var, evim var, eşim var. Yani evde olan işler var. Telefonda mı dolaşıyorum? Ne zaman görürsem o zaman cevap veriyorum. Gerçekten artık insanlar var ya, iyilikten anlamıyor. Ondan sonra birkaç kişi de şey yazmış. İşte sana hiç yakıştıramadım. Ondan sonra özellikle başındaki başörtüye yakıştıramadım. Taktılar kafaya bir şöyle başörtü şeyini, bir çıkamadılar ondan. Neymiş efendim? Ben gitmişim çocuklarımı Alman marketinden tavuk göğsü almışım. Gülmemek için var ya kendimi zor tutuyorum. Çocuklarıma nasıl yediriyormuşum Alman marketinden tavuk göğsünü. Siz benim videomu neyle izliyorsunuz acaba? Yani böyle sadece orada açıp da sesini mi kapatıyorsunuz? 101 defa söyledim orada. Arkadaşlar bize şey geldi, takipçilerimiz söylediler. Türk Bakkalı'nda indirim varmış. Bakın üzerine basa basa tekrar söylüyorum. Türk Bakkalı'nda indirim varmış. Tavuk göğüsleri 5.49'a düşmüş. Biz de gidip aldık. Merak edenler varsa yakın çevrede bizden bakkalın ismini sorsunlar söylerim dedim. Yani sen benim yanımda mıydın Alman marketinden tavuk göğsü alırken? Artık gerçekten var ya, böyle insanın bant emine basıyorlar. Ne kadar böyle sakin olsan, burada şey konuşmak istesen de seni bir nevi çileden çıkartıyorlar. Ama ben yine de onların şeyine düşmek istemiyorum. Ne demişler? Kötü sözler sahibine aittir. Onlara aittir. Otobüs geçiyor bu arada. Meleğim gelecek de gözüm de orada. Yani artık gerçekten sıkıldım. Herhalde bu bana bunu söyleyenler bir daha benimle gelsin alışverişe giderken her markete beraber girelim, beraber alışveriş yapalım. Nereden aldığımı da görsünler. Artık gerçekten sıkıldım yani. Yok Alman marketinden tavuk alıyorum, yok Alman marketinden kıyma alıyorum. Ne hallere düştük yani. Herhalde biz de o kadar neyin ne olduğunu biliyoruz. Bu arada alanlar var mıdır? Ben kesinlikle işte şu şuradan şunu almış yemiş. Bu buradan almış yemiş. O beni ilgilendirmiyor. O kişinin kendiyle alakalı bir şey. Yiyenlere, içenlere ben saygı duyuyorum. Beni ilgilendirmiyor. Benim sorunum sadece beni ilgilendirir. O yüzden 100.000 defa da söyledim. Türk Bakkalı'ndan aldığımı
Gerçekten artık sıkıldım böyle şeylerden. Lütfen bana böyle saçma sapan yorum yazmayın. Birazcık her şeyi okuyun, araştırın. Başkalarının hayatına böyle lüzumsuz yere burnumuzu sokmamayı da öğrenin derim. Gerçekten sıkıldım bu kötü insanlardan. Ama birçoğu da bize hani güzel şeyler yazıyorlar. Demek ki benim dediğimi anlayanlar da olmuş ki Türk Bakanı'nın ismini soruyorlar. Yani gerçekten şu an böyle hani videomu uzatmak istemiyorum. Belki uzatırsam ağzımdan kötü bir kelime çıkar. O yüzden ben kötü şeyleri onlara bırakıyorum. Tekrar söylüyorum. Türk Bakkalı'nda tavuk göğüsleri indirimdeydi. 5.50, hatta aynı Türk Bakkalı'nda bugün de yine kıyma indirime gelmiş. Almak isterseniz kıymanın fiyatı da 6,50 kuruştu. Onu da söylemiş oldum. İnanmayanları artık Allah'a ve kendine havale ediyorum. Birazdan videomuzda görüşürüz. Şunu da yapalım da hemen. Ay bismillah. Acelecele yapıyorum ama. Kaka yazmışım. Ocağı açmışım bunda. Hiç fark etmedim. Evet arkadaşlar, hemen mutfağa girdim. Ben sesimi şöyle gösterebilirsin aşkım. Şöyle hemen bir pirinçlerimi güzelce yıkadım. Bugün nohutlu pilav yapacağım. Nohutum vardı dondurucuda. Biz genelde nohutlu pilavı çok seviyoruz. Şurada da tavamı güzelce yıkadım. Yıkanmış da kullanacağım zaman aşağıdan çıkartıyorum. Toz moz vardı diye yine yıkadım. Biraz kurusun. Şurada tavuklarımız var. Bu da çok hassas, hemen yanıyor ya. Şöyle tavuklarımızı güzelce dilimledim. Bakın şu şekilde. İstersen uzaksa buraya gelebilirsin aşkım. Tek yemek yaparken gösterebilirsin böyle. Şunu çıkarmasın da içerisinde. Pilavımızı yapalım. Şöyle güzel bir şeyini ayarladım bakalım. Bir çay kaşığı da doldurdum. Sıcak suyun içinde erisin diye aldığım pirinç şeyi. Pirinç diyorum işte, pilav baharatından. Tereyağımız nerede bunda? Ha, şurada var. Şöyle. Bunun içerisine de güzelce tavuk baharatı koydum. Tavuk tozu, bildiğiniz Osmanlı baharatı. Ondan sonra birazcık sıvı yağ koydum. Kırmızı toz biber koydum. Güzelce karıştırdım. Şimdi şu tavamızda, çizgili tavada kızartacağım onları. Tam kurusunu da bulamamış çünkü. Bunu da bu ocak niye açık değil? Biz bir şey kaldık. Buna bak. Elini şimdi aldın ha. Bunu da elini şimdi aldın ha. Seni çekiyorum. Bunda bana kameramanlık yapıyor ama. Elini şimdi aldın da bak. Gideceğiz. Aferin kızım. Çok güzel. Prensesim. Prensesim çok güzel çekiyor. This is too hell done. Ha, böyle iyi, böyle daha iyi. Annem artık kış ayındayız ya, biraz daha. Karanlık oldu, bıcık olur. Sana göremez. Tuzumu da koyalım. Hadi oraya gelsin sen ha. Çok tuzlu yapmayayım da. Salata malzemeleri hazır. Hemen salata yapacağım. Tavuğu pişireceğim, pilavı yapacağım. Ne oluyor be? Tuz da bende şey yapıyor resmen. Ya koyalım bunda. Gel annem beri. Zaten tavukları koydum mu? Biraz şeyi kapatırım ki böyle şey olmasın, ev kokmasın diye havalandırmayı açarız. Havalandırmayı açınca da çok ses oluyor çünkü. Şöyle bakın. Pilavın yanına böyle tavuklarımızı kızartacağım. Şey yok mu ya? Ne aşkım? Pomesi var, onunla koysana direkt mi? Demirle mi diyor? Hı hı. Hadi aklımla bin yaşa var. Onunla yapıyorum. Tamam, onunla çeviririm bak, sağ ol. Boşuna demiyorlar değil mi? Akıl akıldan üstündür diye. Aklıma getirdim beni. Hemen bulurum ben onu. Şunları koyayım da. Daha iyi olur. Şöyle yavaş yavaş kızarsınlar. Şunları da karıştıralım. Şurada nohudumuz vardı. Doldurucuya koymuştum. Hemen onu da koyalım içerisine. Biraz kavuralım güzelce. Sonra tereyağını koyarız. Bununla güzel bir yemek olacak.
Tamam anneciğim, ben böyle yapayım, tamam mı? Çok fazla böyle sesler anlamazlar. Ara ara çekim yaparız. Evet, şöyle kabaklarımı hazırladım. Kabaklar bu arada ışıktan dolayı bildiğiniz sarı renk çıkıyor. Aslında böyle oranj renginde ama neyse, yapacak bir şey yok. Şöyle kocaman borcamda kabak dolusu. Çok fazla almışım birazcık. Elimin ayarı yok. Şöyle dedim, yarısını dondurucuya koysam sonra çıkarıp pişirsem diye düşündüm. Biraz araştırdım. Dondurucuda çoğu kişi kabağın koktuğunu, güzel olmadığını yazmışlar. O yüzden ben de pişireyim, bakarsın bir nasiplisi gelir. Şöyle şekerini koydum. Sulansın, yarın sabah da pişireceğim. İster tahinli, cevizli, ama ben tahinli sevmiyorum. Ben sade seviyorum genelde. Böyle hadi bakalım, sabaha kadar dinlensin artık.